başbakan olmayı telaffuz etmesi aslında yönetim iradesinin biçimlendirilişinde ana aktör olma iddiasını. Çünkü Cumhurbaşkanlığını bu geçiş sürecinde sembolik bir şey olarak tarif edildiği için, yetkileri kullanmayan bir geçiş makamı diye tarif edildiği için asıl olarak yeni icraatın, yeni iktidar kombinasyonunun ana gövdesi olmak. İşte seçilememiş ve yenilmiş bir Erdoğan, ister Erdoğan'ın ister Erdoğan'sız yenilmiş bir AKP'nin çözüleceği ve dolayısıyla merkezde, merkez sağı toparlayan ama merkez sağı galiba Akşener'in kafasında ya da Akşener'in etrafındaki bazı çevrelerin kafasında merkezi biraz AKP gibi toparlamak, kendi çeperindeki diğer bütün unsurları da beraber içine alacak biçimde genişletmek, şişmanlatmak ihtiyacı var. Bu arayış galiba belirleyici. O yüzden de bu işte geçenlerde tartışılan videoda gibi sağ pozisyonu daha bir altını çizer biçimde gösteriyor. Ama dış politikada henüz yani bu şey tezkeredeki evet oyuna rağmen aslında İYİ Parti ve Akşener pozisyon almış değil. Pozisyonsuzluğu devam ettiren bir tutum almış durumda. Yani daha önce muhalefeti eleştirdiğimiz pozisyonsuz tutumu devam ettiriyor. Ama iktidarın özellikle de Erdoğan'ın yalnızlaşması sürecinde bu aktörlerin ilgisini çeken ya da daha iyi çalışabileceğini düşündükleri bir aktör olarak henüz kararlarını verip bir pozisyon aldıkları fikrinde değilim. Oradaki pek çok şey daha belirsiz duruyor ama senin dediğin gibi Erdoğan'a artık yani görüşmeler yapılsa zaman zaman bazı krediler açılsa bile artık Batı açısından en azından yatırım, hatta belki Rusya açısından da yatırım yapılabilir bir aktör olarak bakmayı bıraktıklarını düşünüyorum.